Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Gazi Meclisi saygıyla selamlıyorum. Sayın Milletvekilleri, gönül arzu ederdi ki bugün burada bilimi, teknolojiyi, Endüstri 5.0'ı, inovasyonu, Ar-Ge'yi konuşalım. Ancak devlette liyakatın, şeffaflığın zerresinin bırakılmadığı bu iktidar döneminde hangi sanayiyi konuşalım, hangi bilimi konuşalım? Bakınız sayın milletvekilleri, Türkiye Ar-Ge'ye ayırdığı pay bakımından 36 ülke arasında 29. sırasında. Bilimsel yayın konusunda 36 ülke arasında 34. sırada. Böyle bir tabloda bilimi, teknolojiyi nasıl konuşayım? Sayın milletvekilleri, eğer ki dünyaya önderlik etmek istiyorsak, eğer ki gelişmek, kalkınmak, büyük devlet olmak istiyorsanız, bunu ey Biden, ey Merkel, ey İsrail ifadeleriyle başlayan sahte kabadayı cümleleri kurarak yapamazsınız. Eğer ki büyük devlet olmak istiyorsanız, ana gündeminiz yapay zeka, teknoloji ve bilimin olması gerekir. Bilime inanmanız gerekir. Bilimden, okuyandan korkmamanız gerekir. Ama bu iktidarın bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Onların tek önceliği var, malı nasıl götürürüm? Mal nasıl götürülür? Kupan arazilere nasıl çökülür? Nasıl çökeriz? Öyle değil mi Sayın Bakan, Sayın Varank? Siz bakansınız Sayın Varank. Bakınız, kuzeniniz Fatma Varank, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı. Doğru mu? Doğru. Kuzeniniz Fatma Varank'ın kardeşi Sedat Varank da bir iş adamı. Öyle mi Sayın Varank? Öyle. Bakınız, bu cevval iş adamı ablasına bağlı olan Emlak Konut'un ihalelerine giriyor. Abla kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleleri çatır çatır alıyorlar. Çatır çatır. Bakınız, örneğin 280 milyon liralık Merkez Ankara projesi. Doğru mu Sayın Bakan? Örneğin Bodrum'daki 10 milyar liralık kupon arazisi. Milyar liralara dilim dönmüyor artık. Bakınız paraların büyüklüğüne. Bakın Sayın Bakan, Varank ailesi olarak dezenfaktancı bakanla mı yarışıyorsunuz? Söyleyin. Yani Varank ailesi gerçekten onu çoktan geçmiş. Çünkü milyarlık ihalelerle uğraşıyorlar. Varank ailesi milyarlardan aşağısını kabul etmiyor. Anlattım, iyi dinleyin. Bakın Sayın Varank, kuzeni suçüstü yakalanınca ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki neymiş? Soyadımız Varank'mış. Bakın bunu sizin kuzeniniz söylüyor. Bize de yazık. Bir bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım diyor. Kim söylüyor? Kuzeni Varank söylüyor. Bakın vallahi yazık. Billahi yazık. Bu kadar yüzsüzlüğe, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar çürümüşlüğe gerçekten yazık. Ve ben buradan da namusuyla helalinden evine ekmek götüren tüm taksi şoförlerini saygılıyorum. Zorunuza mı gitti doğruları duymak? Zorluları anlatıyorum, doğruları anlatıyorum. Çıkarsınız burada cevap verirsiniz. Bakın Sayın Varank, benim size bir önerim olacak buradan. Benim size bir önerim var. Hani kuzenin diyor ya, bize de yazık, bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım diye. Bunu diyor, bu basında var. Şu sabah şov yaparak meclise geldiğiniz tok var ya, güzel bir araç, kırmızı, onu satın alın, rahatsız olmuyorum. Kuzeninize verin, kuzeniniz de taksi şoförlüğü yapsın. Varankların da kursağından helal lokma geçsin. Bundan utanmayın. Bakınız, Allah'tan korkun. Allah'tan korkmuyorsanız kulundan utanın. Seviniyoruz. Allah'tan korkun. Kulundan utanın. Bakınız bir şey daha söyleyeceğim. Gerçi Allah korkusu olsa, kul korkusu olsa, bu Gazi Meclis'in çatısı altında adına yolsuzluktan suç duyurusunda bulunan bir milletvekili bu Gazi Meclis'in çatısı altında bütçenizi sundurmazdınız. Bakınız hakkında suç duyurusunda bulunan bir milletvekili burada sizin bütçenizi sundu. Bakınız Allah korkunuz olsaydı.
Tamamlayalım lütfen. Tamamlayalım. Derdiniz ki bu şirketlere bu liyakatsız danışmanlarını eşinin kuzenini nasıl atadınız diye sorardınız. Hadi atadın. Atadın bu kişiler senin ofisinde aynı adreste nasıl şirket kurdu diye sorardınız ama sormadınız. Hadi şirket kurdu. Kurulan bu şirketler nasıl oluyor da sana emanet edilen şirketlerle iş yapıyor diye sorardınız ama sormadınız. Allah'tan korksaydınız hırsızın önüne yatan rüşvetçi bakanları aklayıp önünde pozlar vermezdiniz. Niye? Ne diyeyim ben size? Allah sizlere de vicdan versin. Sayın Bakan, gerçekten merak ediyorum. Ya bana kadar dediğinden bir şey anlamadık. Bundan sonra da... Anlarsın, anlarsın, anlarsınız. Sayın İktidar Partisi milletvekilleri, bilin ki insanlar söyledikleri kadar sustuklarından da sorumludur. Bunca yolsuzluk, bunca yokluk, bunca acı yaşanırken bu hay... Ya uzattım size, tamam. Teşekkürler. Bitti.